1974 yılında yapılan bir camimiz vardı. Onun yıkım kararını aldıktan sonra bu camiyi yıktırdık ve yerine yeni bir cami ve taziye evi ve Kur'an kursu inşa ettik. Ve şu an çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 1 trilyona yakın masraf yaptık. Kendi imkanlarımızla tabii, bu masrafların %99'u kendi imkanlarımızla, %1'ini devlet katkısı olmuş şu ana kadar. Yani ilçe kaymakamlığımızın desteği de oldu burada. Sadece bir 400 metrekarelik bir fayans yardımında bulundu. Bir de 5 ton demir. Ayrıca il özel idaresinde de 4 ton demir katkısında bulunuldu. Yani şu ana kadar yaptığımız masrafların %99'unu köylüler tarafından karşılanmış olup, hayırsever vatandaşlarımızın tabii desteğiyle şu an camimiz 4 katlıdır. Birinci katında lavabolar, Kur'an kursu ve kadın taziyevi bulunmakta. İkinci katta erkek taziyevi, üçüncü katımızda ve dördüncü katımız cami oluşmaktadır. Fakat imkanlar el vermediğinden dolayı 1 trilyona yakın masrafımız olmuş. Fakat şu an yani en az 500 milyar para daha ihtiyacımız var. 500 milyar paraya daha ihtiyacımız vardır. İşte bunun karşılanması için yetkililerden destek bekliyoruz. Ve tüm hayırseverlerin de desteğini bekliyoruz. Köyümüz 2000 üzerinde nüfusumuz var. 830 seçmenimiz bulunmakta. Ayrıca öğrenci sayımız 550 öğrencimiz. Yani sadece köyümüzde eğitim gören öğrenci sayımız 550 öğrencimizdir. Bu yüzden köyümüz çok kalabalık olduğundan köyümüzde bir cami daha mevcut olup fakat ihtiyaçlarımızı karşılamadığından dolayı mecburi bir ikinci cami inşa etmek zorunda kaldık. Ve yetkililerden büyük bir destek bekliyoruz. İnşallah bizim sesimizi duyarlar ve bize dönerler. Değerli Müslümanlar, malumunuz camimiz inşaattadır. Ve Allah-u Teala'nın ayeti kerimesinde de buyurduğu gibi اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Şüphesiz ki Allah'ın mescitlerini imar eden insanlar, Allah'a iman eden ve ahiret gününe inanan insanlardır. Elhamdülillah biz müminler olarak bu camimizi bu seviyeye kadar getirdik. Ve bu seviyede birçok insanın, Müslüman kardeşlerimizin katkısı olmuştur. Hocam. Ve bu duruma kadar hemen hemen tükenme vesilesine gelmiştir. Artık geri kalan hayırlarız da bütün Müslüman kardeşlerimizden bekliyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde de malumun sadaka-i cariye girdiği için bu camide kılınan her bir namazın, okunan her Kur'an'ın, yapılan her bir zikrin illaki o yardım eden insanları aynı hayır onlara da geçmektedir. Bu yüzden siz değerli Müslüman kardeşlerimizden bir an önce bunu bitirmek için siz yardımlarınızı bekliyoruz. Ve bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ki dünyada Allahu Teala'nın bir evini bina ederse, mescidini imar ederse Allahu Teala ona cennette bina köşk verecektir. Bu mükafata da nail olmak için yardımlarınızı esirgemeyin. Allahu Teala cümlemizden razı olsun inşallah. Hazım cami Ahmet inşa dediye o emte de mane emtuazın hayssever te de evka hopkın katkıya vanji te de bulunmuş bebe ve de ta'ala rabbi alemiş bütün hep sulmana o te de bu sebep o ku khayra fakiriye kudeş tamama razi be o kudeş khayra ve kabul kev emtuazın zaru kemeci bine Kur'an kursi te de bkhuynin o katkıya milletu hayssevera te de hebe zaru kemeci te bkhuyn imam ekjma rabbi jmona Kur'an kursi ji و خال خیره خود تدب که امروز یاردمی جتونه بسلمانه بکلمیشت بین و جدولت آخوش